İyi bir laptop dediğimde aklınıza ilk ne geliyor? İyi bir işlemciye sahip, iyi bir ekran kartına sahip bir laptop gelebilir veya iyi bir ekran, iyi bir kasık kalitesi sunan bir laptop gelebilir aklınıza. Fakat çok da unutulan bir şey var bu laptop seçiminde. Soğutma mevzusu. Hem gaming laptop olsun hem de normal laptop olsun soğutma mevzusu unutuluyor. Veya daha doğru bir tabirle soğutma performansı iyi olması gerek mi? Veya kötü olsa da bir laptop için sorun olur mu? İyi bir donanım olduktan sonra soğutması kötü olsa da herhangi bir sorun oluşturur mu? Bugün bunun hakkında konuşacağız. İlk önce Türkiye'deki bilgisayarlarda veya bilgisayar satan yerlerdeki elemanlar bu soğutma mevzusuna hiç takılmazlar arkadaşlar. Size şunu samimiyetle belirteyim. Bugün gidin büyük teknoloji firmalarının adlarını vermeyeceğim de biliyorsunuz işte birisi V ile başlıyor, diğeri M ile başlıyor. Biliyorsunuz yani kısacası. Bu firmalara gittiğiniz zaman her bir laptopun kendi standı olur. Örneğin Casper'ın genellikle kendi bir standı olur. MSI standı olur. Telefonda da öyledir. Oppo standında Oppo görevlisi, Samsung standında Samsung, Apple standında da Apple görevlisi çalışır. Ki bunu dedikten sonra zaten direkt hangi marka aklınıza geldiğini yorumlara yazabilirsiniz isterseniz. Yorumlarda o kişilerin adları geçebilir. Ben söylemeyeceğim ama. İşte bunların şubesine gittiğiniz zaman adamların ödükleri laptopların donanım olarak çok iyi olduğunu görebilirsiniz. Donanımdır, ekran kartıdır yani işlemcidir. Bunlar gerçekten fiyatına göre çok uygun. Fakat iş soğutmaya gelince satış görevli elemanların ve siz hiç araştırmamış kişinin aklına hiçbir şekilde bu soğutma işi yatmıyor. Adam da bahsetmediği için, siz de araştırmadığınız için. Halbuki soğutma arkadaşlar laptopun bel kemiğidir. Bir laptop soğutma olmadan isterse o laptopu i9 12900K gibi bir işlemci konusu veya bir masaüstü bilgisayar için o laptopun soğutması kötüyse o i9 işlemci i5 birinci nesil veya i3 ikinci üçüncü nesil işlemci gibi çalışır. Bunu belirteyim size. O yüzden soğutma gerçekten önemlidir. Siz bir şekilde tam performansı almak isterseniz işlemcinizden fakat soğutması çok kötüdür. O zaman tam performans laptoplarda siz alamazsınız. Aynı şey masaüstü tarafı için de geçerli. Ne demeye çalışıyorum? İlgili markanın bürosuna gidiyorsunuz. Bunu da örnek vereceğim. Casper'e gidiyorsunuz. Direkt kendi mağazasına gidin hatta. Adam orada övecek tabii. Ne yapacak? İşte biz bu işlemciyi bu fiyata veya bu ekran kartını bu fiyata sunuyoruz. Bak bizden daha ucuza bunları sunan yok. Evet, doğru diyorlar. Kesinlikle haklı. Daha ucuza sunan yok o işlemciyle o donanımı veya o RAM'i. Kasa kalitesine gelince de metal kasa diyorlar. Yani metal kasa olmasa da hadi tamam metal yani kasa kalitesi o kadar dandik değil artık ürettikleri. Ama hiç soğutmaya gelince siz sormadığınız sürece ki sorsanız da soğutması iyi diyeceklerdir. Şunu arkadaşlar buradan belirteyim ilk önce. Alınmayacak laptoplar videomu bir izleyin bakın. Soğutmanın gerçekten ne kadar önemli bir rol oynadığını orada da görebilirsiniz. Bir laptopun soğutması kötüyse alınmaz. Her neyse nerede kalmıştık? Casper'da kalmıştık. İşte adam dediğim gibi en uygun bu diyor size. Bunu alabilirsiniz diyor. Siz o laptopu oradan alıp eve geliyorsunuz. Laptopu açıyorsunuz. Eğer azıcık ağır iş yapıyorsanız oyun haricinde işte renderman'dır. Atıyorum video kurgulayacaksınız. Kurgunuzun başına oturdunuz. Videoyu kurguluyorsunuz. Bir bakıyorsunuz işlemler çok hantal yapılıyor. Yani öyle bir işlemciye göre hantal oluyor. İnternetten video izliyorsunuz. Diğer laptoplarda o işlemin ne kadar kolay olduğunu görüyorsunuz. Aynı işlemciyle o laptoplarda. Sonra diyorsunuz ki benimkisi neden böyle? İşte bunun sebebi soğutmadır. Çünkü sizin işlemcinizin 100 dereceye gelmesiyle diğer bir sizin laptopunuzun içindeki işlemcinin 80 derecede aynı performansı göstermesi tabii ki mümkün değil. 80 derecedeki laptop tavan frekansı ulaşırken sizinkisi dibi görecektir 100 derecedeki laptop. İşte dediğim gibi soğutma burada devreye giriyor. Laptoplardaki soğutma mevzusu bu yüzden çok önemli. Peki hangi dereceler normaldir gibi? İşlemci için kaç derece normal? Ekran kartı için kaç derece normal? Yeni bir dizüstü oyuncu bilgisayarı veya normal bir bilgisayar aldığınız zaman size şunu söyleyeyim. Normalde işlemci boştayken 30 ile 60 derece arası çalışabilir. Yeni bir laptop için diyorum. 2010'dan kalma bir laptopunuz vardır. Termal macun yenilememişsinizdir 10 sene, 8 sene, 6 sene boyunca. O zaman boşta bile 70 derecede çalışması normaldir. Ama yeni bir laptop aldığınızda boşta genellikle 30 ile 60 derece herhangi bir şekilde fan ayarı yapmadan çalışması lazım. Eğer bunun boşta özelini görüyorsa zaten o laptopta bir miktar sorun vardır demektir. Yük altında da genellikle 70 ile 95 derece işlemci için normaldir arkadaşlar. Bunda herhangi bir şekilde endişelenmenize gerek yok. Zaten işlemcinizin sonuna spec yazdığınız zaman Google'dan göreceğiniz sonuçlardan o işlemcimizin maksimum kaç derecede tehlikeye gireceğini görebiliyorsunuz. Örneğin bu Ryzen 7 6800 için 95 derece olabilir veya i7 10750 için 105 derece de olabilir. Fakat şöyle bir bilgi de vereyim. Bu dereceler işlemcinin içindeki çekirdek sıcaklığını temsil etmiyor. İşlemcinin üzerindeki metal sıcaklığını temsil ediyor. Siz MSI, Afterburner, FRAPS gibi üçüncü yazılımlar kullandığınız zaman işlemcinizin içindeki çekirdek sıcaklığını görürsünüz. Örneğin şöyle söyleyeyim. İşlemcinizin içindeki çekirdek sıcaklığı 95 derece ise yani oyunda CPU işlemcinin
işlemciniz 95 derece ise o işlemcinizin dışındaki metal pad genellikle 95 değil de 90 dereceleri gezer. Yani 5 derece aslında düşük düşünebilirsiniz. O metal pad'in tehlikeye girmesini söyler. Ryzen 7 6800H 95 dereceye geldiğinde aslında kapanmaz. 100 dereceye geldiğinde kapanır. Sebebi ne de dediğim gibi bu sıcaklıklar işlemcinin içindeki çekirdek sıcaklığını değil, işlemcinin dışındaki metal sıcaklığını temizler. Bunu belirteyim yani. Sizin gördüğünüz işlemci çekirdeğinin içindeki sıcaklık. Dışındaki değil. Dışındaki o metal yüzeydeki değil. Her neyse bunu anlattık. Ekran kartı konusuna geleceğim. Ekran kartı oyunu oynayanlar için esas önemli. Tabii ki render alanlar için de önemli. CUDA teknolojisini kullanarak çünkü dehşet hızlarda render alabiliyorsunuz. Şimdi bir ekran kartı oyunda zaten genellikle CSGO gibi rekabetçi oyun oynamıyorsanız iyi de bir ekran kartınız varsa AAA oyunlarda genellikle %95 ile %100 arasında bir kullanım sergileyecektir. Ekran kartı boşta hiç kullanılmadığı zaman 30-40 derece olabilir arkadaşlar. Yük altında da genellikle ekran kartları işlemciler kadar ısınmadığı için bunun sebebi işlemciden daha çok ekran kartı soğutması önem vermesi gaming dizüstü oyuncu bilgisayarlarında. Aynı zamanda da ekran kartının üretim nanometresi düşük olması. Genellikle ekran kartları mobilde de masaüstünde de 6 ile 5 nanometre arasında gelir. Bunun sebebi budur arkadaşlar. Peki bunlarda yük altında kaç derece normaldir? Genel olarak yük altında 75 ile 85 derece arası ekran kartlarında normaldir laptoplar için. Dediğim gibi daha demin işlemci için dediğim şey de laptoplar. Eğer masaüstü videosunu izlemek istiyorsanız onu da linkini açıklamalar kısmına koyarım. Masaüstü için de bir rehber yapmıştık. Buradaki sıcaklıklar normaldir. Fakat şöyle bir durum var ekran kartlarında. Bazı laptoplar 85 dereceye gelince otomatik olarak üreticinin koyduğu yazılım sayesinde ekran kartını frenliyor. Buna internetten bakmanız lazım. Örneğin Acer'ın Predator Helios serisindeki RTX 3060 i7 10750H gibi eski bir dizüstü yani eski dediğim 2-3 sene, 2 sene öncesine ait bir bilgisayar olan. Bilgisayar 80 ve 80 derecede kendini frenliyor. O yüzden GTA'da high ayarlarda 30 FPS alabiliyorsunuz mesela. Böyle de düşünebilirsiniz. Zaten bunların videosunu koyacağım bu videoya. Yani kısacası dediğim gibi soğutma önemlidir bir laptopla. Lütfen satış temsilcisilerine hiç aldanmadan YouTube'dan azıcık araştırma yapın. Öğrenin. Adam geliyor yorumlarıma bugün A15 2022 kasasında ısınma sorunu olmadığını söylüyor. Ben kanıt gösteriyorum al. Jarotex yanlış telaffuz etmiş olabilirim. Adam laptopa stres testi yapıyor. İşlemci orada 99 dereceye kadar çıkıyor. Adam diyor bunlar çok ekstrem testler. Ulan geri zekalı zaten %100 kullanıma ulaştığı sürece zaten normal lan o. %99 kullanıma ulaşıyor zaten. Render'da da zaten %99 kullanıma ulaşıp o dereceye çıkacak. Ya abi her türlü işlemci %100 şekilde tüm threadlerini aktif olarak çalıştırıp o dereceye geliyor yani. Yani %99'da %100'de çalışması bir yük altındayken normal ve yük altında bu derecelere ulaşması normal değil. Ve frekans kısıyor sonra. Frekans kısınca da otomatik olarak performansınız düşüyor, işlemcinizin de sıcaklığı düşüyor. Bunu yorumlarda anlatamadığım insanlar var. Biraz da bunun için aslında bu videoyu çektim. Tabii ki bu videoyu siz seçtiniz. Siz seçmeseydiniz böyle bir video da çekmeyecektim. Toplulukta oylamaya sunmuştum bildiğiniz gibi bu çektiğim videoyu şu an. Bunu seçtiniz, ben de bunu çekiyorum. Yani anlatamıyoruz insanlara bu soğutma konusunu. A15'in arkadaşlar tüm kasaları ısınma sorunudur. 2022 kasası da ısınma sorunudur. 2019 kasası da ısınma sorunudur. 2020 kasası da ısınma sorunudur. Bunu belirteyim buradan. Aşağıda A15 kasası aldım çok iyi soğutmaya sahip demeyin. Benim gibi odanızın sıcaklığı 30 derece ise o laptop her türlü soğutması bok gibi olacaktır. Yani bunu buradan belirteyim. Biraz ağır konuşmuş olabilirim. A15 kasasını alanlar özellikle Ryzen 7 6800'ler ve RTX 3060 ekran kartına sahip laptopu alanlar hiç düşünmedim aklında. Bu neden lan bu kadar ucuz diye. İşte soğutması dandik olduğu için çünkü. Bir de şöyle bir durum var. Yeni i7 12500H işlemciler genellikle 105 dereceye kadar çok rahat dayanabiliyorlar da 6800H işlemci zaten 95 dereceye kadar dayanabiliyor. Yani bu işlemci 100 derece geldiğinde laptop kapanacak direkt. Performans alanında düşürmeyecek yani. Direkt kapanacak. Çünkü o metale etki eden demiştik ya biz işte. Genellikle 100 derece görünce o laptop genellikle kapanır arkadaşlar. Ben size bunu belirteyim. Yani o laptop 100 dereceyi gördü mü kapanır. Çünkü işlemcinin max çalışma performansı yani maksimum çalışacağı sıcaklık 95 derece. AMD kendisi onu böyle belirtmiş. Biraz sorup düşünün. Kasa kalitesi bu kadar iyi. Evet A15'in kasa kalitesi iyidir arkadaşlar. Gerçekten iyidir. Fakat neden bu kadar ucuz? İşte soğutma performansları. M.2 SSD'den kısmadır. Zarttır zurttur işte. Bu yüzden touchpad kalitesidir. Klavye kalitesidir. İşte soğutması bu laptoplar en kötü. O yüzden lütfen araştırın. Bakın değerleri verdim size. Örneğin bugün baktığımız zaman Acer'ın 2019 ve 2020'nin kasasında ısınma sorunu vardı. Neden? Çünkü 14 nanometrelik işlemci 10. nesil işlemciler kullanıyordu. Şu an bakıyoruz i7 12700H RTX 3060 konfigürasyonuna bakıyoruz. 10 nanometre Superfine teknolojisiyle geliyor 12700H.
Bakıyoruz gayet iyi. 90 derecede çok rahatlıkla geziyor. Hiçbir sorun yok. Ne frekans kısıyor ne bir şey yapıyor. Ekran kart desem maksimum 86-87'ye çıkıyor ama hiçbir şekilde frekans kısmıyor. Hiçbir tehlike arz etmiyor. Hatta yeri geldiğinde fanı turboya aldığınız zaman 79-80 dereceyi gördüğü de oluyor ultra oyunlarda %100 kullanımda. Baktığınız zaman gerçekten çiçek gibi bir laptop yani. Al sürekli çeyizine koy, zart yap, zurt yap, işte istediğiniz şeyi yapabilirsiniz bu laptopta hiçbir sınırlaması olmadan. Ama geliyoruz ısınma sorunu olan laptopa, ısınma sorunu yok diyor. E tamam git al o zaman, al kullan yani, ben ne diyeyim sana. He, kullananlar varsa bu arada A15 2022 kasasını yorumlarını yazsınlar. Ben de çok iyi derlerse tamam hiçbir şey demem. Ama şöyle bir durum var, sizin oda sıcaklığınız kaç derece? Ben Marmara bölgesinde yaşıyorum. Dediğim gibi oda zaten 30 derece. Şu an şu video çekerken bile pişiyorum yanmak. Yani anlatamıyoruz ya. Anlatamıyoruz. Bu videoyu biraz da tepki olarak çektim. Siz izleyicilerime. Diyorum bakın almayın. Adam yapmış test. Orada kanıt gösteriyor ama bunlar en kötü senaryo diyor. Ya kardeş Render'da da zaten %100 kullanılıyor. İşlemcinin tüm çekirdekleri ve tüm threadleri çalışıyor o işlemde de. Çok ağır bir projeyle uğraşıyorsanız. Yani anlatamıyoruz işte. O adamın yaptığı testler çok mantıklı. Mesela o adamın yaptığı testlerde MSI Crosshair maksimum 70-80 derece görürken neden A15 kasası işte 99 dereceye kadar çıkıyor? Bir de turbo fanlayken. Yani bunu anlamanız lazım. Elbette önceki modellere göre geliştirilmiş bir model. A15 2020-2021 kasası felaketti zaten. Yanıyordu. Ve 105 dereceye falan geliyordu. Laptopun kapandığını görüyorduk. PC hocasının videosunu izleyebilirsiniz. Sponsorsuz bir şekilde o videoyu yaptı diye biliyorum ben. Thunderbolt ayarını gösteriyordu bir adam. O adam bile biliyor o kasanın o kadar ısındığını. Dediğim gibi A15 kasaları sorunludur. Çözüm nedir peki? Buraya kadar şeylerimiz yalvarmamı dinlediniz bu laptopu almayın diye veya soğutması kötü olan Casper Excalibur'u almayın diye. Çözüm nedir? Çözüm Thunderbolt'tır arkadaşlar. Thunderbolt yaptığınızda %1, %2 gibi bir performans kaybıyla işlemciniz genelde 15-20 derece düşer. Hiç abartmıyorum yani. %1, %2, %3 işte o kadar az performans kaybı 15-20 derece düşer. Ama ben bir ev kullanıcısıyım ulan. Bunu niye yapmakla uğraşayım? Ki Thunderbolt tarafı Intel işlemcilerde çok basit ama AMD işlemcilerde de bir o kadar zor. Yani bir de öyle düşünün. Kısacası soğutması kötü laptop almayın. Her ne kadar bunların evet çözümü var. Masa üstünde de Thunderbolt yapabilirsiniz. Laptopta da Thunderbolt yapabilirsiniz de. Masa üstündeki zaten soğutma sistemleri artık gün geliştikçe artıyor. Overclock yapmadığınız sürece masa üstünde yeni bir masa üstündeki stock fan. Örneğin Ryzen'in veya Intel'in stock fanı ile overclock falan yapmadığınız sürece çok rahat bir şekilde soğutma performansı mükemmel. Zaten ekran kartlarının üzerinde gelen fanlarla soğutma performansı gerçekten güzel. Eskiden Gigabyte'ın WindForce serisi ekran kartlarında özellikle RTX 2060 ekran kartı çok uyguna sunuyordu. Fakat ısınma sorunluydu. Megahertz düşüyor muydu? Evet düşüyordu. O yüzden almayın. Yani kısacası bir laptop ısınıyorsa %99 frekans düşüyordur. Bir laptop almadan önce onun oyunu oynayacaksanız, oyun testlerini render almayacaksanız, render testlerine yani başka bir şey demeyeceğim. Almayın, aldırmayın. Adam akıllı modellere yönelin, araştırma yapın. Ben her laptopun soğutmasını maalesef ki bilemem. Ama şöyle baktığımız zaman en iyi soğutmaya sahip Lenovo IdeaPad Gaming 3, MSI Crosshair bu arada bütçe karşılık söylüyorum. Gigabyte Aorus serisi, sonra Monster'ın yeni laptopları soğutması iyidir, alınabilir. Başka HP'nin Victus serisi soğutması ortadır. Acer Nitro 2022 her ne kadar teknik servisi çok kötü dense de soğutması gerçekten iyidir. Yani dediğim gibi bu laptopları alabilirsiniz. Tabii üstleri de MSI G72, G73 kasalar da gerçekten güzeldir. Soğutması kötü laptoplara geldiğimizde MSI Katana, Casper Excalibur başı çekiyor zaten. Asus A15 kasası, Asus TUF 5 biraz ısınıyor. Bakın biraz ısınıyor, öyle çok değil. O yüzden onu aslında iyi soğutmaya alabiliriz. Kötü soğutma olarak başka HP Pavilion serisi aklıma geliyor. HP Omen'in en üst seri olmasına rağmen HP Omen'in Ryzen'de 5800H versiyonu 100 derece görüyor. Modat PC'nin yaptığı videoya bakabilirsiniz. Yani dediğim gibi birçok videoya bakabilirsiniz kısacası. Bu video bu kadardı. Daha fazla uzatmayacağım. Zaten değerleri verdik. Boş derken 30 ile 60 derece arası işlemci normaldir. Yükteyken de 70 ile 95 derece arası normaldir. Ekran kartında da işte dediğim gibi 30 ile 60 derece arası normaldir diyebiliriz. Hiç oynamıyorken aslında 60 derece de olmaması lazım ama hadi normaldir diyelim. 60 derece boşta da çok bir şey değil virüs yemediğiniz sürece. Mining falan virüs yemediğiniz sürece. Yük altında da 85-87 dereceye çıkabilir frekans kısmadığı sürece. Ama ekran kartı sakın ola ki 89-90 derece çıkarmayın. Eğer çıkıyorsa o laptopta da megahertz düşüyorsa zaten bir sıkıntı vardır. Almayın. Beklediğiniz FPS değerlerini hiçbir oyundan alamayacağınız anlamına gelir. Bu video bu kadardı. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Birçok kişi görüşlerime katılmayabilir. Yorumlara çökün lütfen. Dislike butonuna da abone eğer görüşlerime katılmıyorsanız. Hiç umurumda değil arkadaşlar. Hoşçakalın.